Merhaba arkadaşlar, Hadi Ölsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir yaş ölçülerinde yakadan başlama yelek anlatımı yapacağım. Yeleğimiz için 1,5 yumak ip kullandım. 3 adet de düğme kullandım arkadaşlar. Yeleğim 250 metre uzunluğunda anti-peeling özelliği olan bir ip. 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Sizler eliniz sıkıysa 4 numara şiş de kullanabilirsiniz. Hem erkek bebeklerde hem kız bebeklerde kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Yeleğimin ön kısmı bu şekilde, arka kısmı bu şekilde. Ben çok sevdim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Çok şık ve sade bir model oldu. Sizler de benimle örmek isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimize şişimize 85 ilmek atarak başlıyoruz. 3 haroşa sırası öreceğiz. Daha sonra ayrımlarımıza geçeceğiz. Haroşamızı ben önden atarak örüyorum. İsterseniz siz düz olarak da örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıramı tamamladım. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp ön yüzüme geçiyorum. Yine bu sırayı da önden atarak haroşa olarak örüyorum. Yakamızda toplam 3 haroşa sırası olunca ayrımlara geçeceğiz arkadaşlar. Yine en son ilmeğimi örmeden alacağım. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp yine arka yüze geçiyorum. 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Yakamız için 3 haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3. Şimdi ayrımlarımıza geçelim. Pat kısmımız için 6 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra 10 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Yani ön kısmımızda 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi ipimi öne aldım. Arada olan bir ilmeği düz olarak örüyorum ve artırma yapmış oluyorum. Bir tane bu kısma artırma yaptım. Yine ipimi öne aldım. Yine bir tane artırma yapmış olacağım ve koldaki ilmekleri örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kolumuzda 12 ilmeğimiz var. Ön kısmımızda 16 ilmek. Şimdi arka kısmımıza geçeceğiz. Önce artırmalarımızı yapalım. Bir düz ilmeğin kenarlarına birer tane ajur yapıyorum. Yani bir ilmek artırmış oluyorum. Arkamız için de 25 tane düz öreceğim. 25 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tanesini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet, arkamız için de 25 ilmek ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Arada olan bir ilmeği düz olarak örüyorum ve tekrar öne alarak yine bir artırma yapıyorum. Şimdi yine kolda olan 12 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Ben arada olan ilmeği düz olarak öreceğimiz için ipimi öne alıp ilmeğimi düz olarak örüyorum. Siz artırmalarınızı bu şekilde yapıyorsanız, yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde şişimize ipi sararak yine arada olan bir ilmeğimizi düz örerek de artırmamızı yapmış, burada ajurumuzu oluşturmuş oluruz. Şimdi önde olan 10 tane düz ilmeğimi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada 6 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 6 ilmeğimizi de kenarlarda haroşa olarak ilerleyeceğiz. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak iki kenarda ilerleyeceğiz. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüzümüze geçtim. İlk 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bu kısımda ilik açacağız arkadaşlar. Alttaki ipi şişime geçiriyorum. Ve haroşa olarak örüp yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra pat kısmımızdaki 6. ilmeğimizde haroşa olarak örüyorum. 6 ilmek haroşamız var. Şimdi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum.
Yani arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 6 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. Ön kısımda olan ilmeklerimi de düz olarak kol ayrımına kadar geliyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajurun hemen yanına tekrar dolama yaparak ajur yapıyorum. Arada olan 3 tane ilmeğimi de düz olarak örüp tekrar dolama yaparak koldaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir önceki sırada yapmış olduğum ajurumuzun hemen yanına yine bir tane artırma yaparak ajur yapıyorum. 3 tane ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıp arka kısımda olan ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam ediyorum. Yine dolama yaparak artırmamı yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yapıp artırmamı yaptım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıp 3 ilmek düz örüp tekrar dolama yapıyorum. Öndeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra kalan 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi yine artırmalarımıza geldik arkadaşlar. Bu sırada ortada olan düz ilmeğimizin kenarlarını artırmalarımızı yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi. Ortada olan düz ilmeğimin kenarına dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp koldaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Yine arada olan düz ilmeğimin kenarlarına artırmalarımı yapıyorum. Şimdi arkada olan düz ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum.
Evet, yine arada olan düz ilmeğimin hemen yanına dolama yaparak artırmamı yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Yine tekrar dolama yaparak artırmamı yaptım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dolama yapıp bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar dolama yapıp öndeki ilmekleri düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Pat kısmındaki ilmeklerimi ise haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzümün tamamını ters olarak öreceğim. Arka yüzümüzü ters olarak tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Alt ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Önde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada bir önceki sırada yapmış olduğum acurun hemen kenarına bir acur yapıyorum. Bu defa 3 tane düz olarak 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıp koldaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Yani bu şekilde artırma yapmış oluyoruz. 1, 2, 1 ve 2. Yine bir önceki sırada yapmış olduğum ajurun hemen yanına tekrar bir ajur yapıyorum. Yani bir ilmek artırmış oluyorum. 3 ilmek düz örüp tekrar dolama yapıyorum. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. İlk sırada bir ilmeğin kenarlarına ajur yapıyoruz. Daha sonra ikinci sırada ise 3 ilmeğin kenarlarına birer ajur yapıyoruz. 1, 2, 3. Yani artırmalarımız ikili olarak devam ediyor. Bu şekilde roba kısmımızda biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar. Daha sonra da beden kısmına geçeceğiz. Kolların uç kısımlarını yine haroşa olarak öreceğiz. Beden kısmına ise model yapacağız. Roba kısmında biraz ilerleyip gelelim. Robamızda biraz ilerledim. 2, 4, 6, 8, 10,
11, 12. 12 artırma sırası yaptım. Şimdi ikinci iliğimizi açacağım. İlik araları 10 ya da 11 haroşa sırası olabilir arkadaşlar. Üç ilmek ördükten sonra alttaki ilmeği şişime geçirip örüyorum. Yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve iliğimi açıyorum. Arka yüzümü ters olarak örmeye devam ediyorum. Toplam 3 tane ilik açacağım. İkinci iliğimizi açtım. Bir tane daha ilik açacağım. Roba kısmında 3 tane iliğimiz olacak. Siz isterseniz beden kısmına da ilik açabilirsiniz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Robamızda biraz daha ilerleyip gelelim arkadaşlar. Robamızı tamamladım arkadaşlar. Toplamda 20 artırma yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Şimdi 3 haroşa sırası öreceğim. Üç haroşa sırası ördükten sonra kol kesimlerini yapacağız. Artırmalarımızı tamamladık. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 3 sıra haroşa örüp kol kesimlerini yapacağız. Artırma kısımlarını yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Ön yüzde 3 haroşa sırası olunca arka yüzde kol kesimini yapacağız. Kollarımızı tamamlamış olacağız. Yine burada 2, 4, 6, 8 haroşamız olmuş. 10 sıra haroşa olunca üçüncü iliğimizi de açalım arkadaşlar. Üçüncü iliğimizi açmayı unutmayalım. Şimdi 3 sıra haroşa örüp gelelim. Roba kısmını tamamladıktan sonra 3 haroşa sırası ördüm. Daha sonra arka yüze geçtim. Üçüncü iliğimi açtıktan sonra kol ayrımına kadar ördüm. Arada olan bir ilmeği kolumuza katıyoruz. Şimdi kesmeye başlıyorum kolumu. Arada olan bir ilmeği kola ekledim. Ve iki ilmek birlikte alarak kesiyorum.
Bu şekilde kolumuzu diğer ayrıma kadar keselim. Kolumuzu keserek diğer ayrıma kadar geldim. Yine arada olan bir ilmeği de kola ekledim. Şimdi arka kısmını ters olarak örüyorum. Diğer kola kadar bu şekilde örelim. Diğer koluma kadar örerek geldim. Şimdi aradaki ilmekle birlikte yanındaki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde kolumuzu keselim. Bu kolumu da kestim. Yine aradaki ilmeği kola ekleyerek kestim. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi kollarımı tamamlamış oldum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde bir sıra düz öreceğim. Kenar yine pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. 6 ilmeğimi. Bir sıra düz örelim bu yüzümüzü. Arka yüzümüze geçip arka yüzümüzde bir sıra ters örelim. Daha sonra bedendeki modelimizi kurmaya geçelim arkadaşlar. Üç sıra haroşa ördükten sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters örüp gelelim. 3 haroşa sırası ördükten sonra ön yüzde bir sıra düz olarak ördüm. Arka sıramızı da ters olarak bir sıra örüyoruz. Ama kol altına gelince şu şekilde ipimiz uzuyor arkadaşlar. Bu uzantıyı kaybetmek için şu şekilde ilmeği çevirerek şişime takıyorum. Burada bir ilmek artırmış oluyorum. Potluk olmaması için koltuk altında bir ilmek artırmış oluyoruz. Her iki koltuk altında da aynı şekilde bir ilmek artıralım. Daha sonra burada yine potluk oluşmaması için buradaki ilmeği şişe geçiriyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde koltuk altımız daha düzgün oluyor. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Koltuk altında herhangi bir ilmek artırma da yapmamış da olsak orada ipimiz uzuyor arkadaşlar. O iple bir artırma yaparak
uzayan ipi kaybetmiş oluyoruz. Herhangi bir potluk olmadan koltuk altımız bu şekilde düzgün oluyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters örüp tekrar ön yüze geçtim. Şimdi model kurulumuna geçelim. 6 ilmek pat ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yani burada 10 ilmek düz ilmeğimiz oldu. Sonra şişe dolama yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar şişime dolama yaparak ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Model araları kesmiş olduğumuz İlmekle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her iki tarafta da kesmiş olduğumuz ilmeklerle birlikte 10 tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar dolama yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp ilmeği çeviriyorum. İlmek yönümüzün düz olması için ilmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 1, 2, 2 model yaptık. Yine kesmiş olduğumuz ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi buraya tekrar bir model daha yapacağız. Bir dolama yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 8 ilmek olacak. 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğumuz ilmeklerle birlikte sayarsak model aralarında 10 ilmeğimiz oluyor. Tekrar dolama yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
10 modelime kadar geldim. Modelimi yaptım. Sıra sonuna geldim. En son 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine sıra sonunda da 9 ilmek düz ördüm. Aynı bu başta örmüş olduğumuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesmiştik. Kesmiş olduğumuz ilmekle birlikte başta 10 tane düz ilmeğimiz olacak. Şimdi 6 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzümüzü tamamen ters olarak örelim. Arka yüzümü ters olarak örüp tamamladım. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördükten sonra bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajurun yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ilmek düz örüp bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajurun yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp ilmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Aradaki ilmek sayılarını sizler ayarlayabilirsiniz. Ben ilmek sayılarını bu şekilde ayarladım. Modelimiz birbirine çok fazla yakın değil, uzak da değil. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da 2 ilmek fazla ya da eksik de yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi bu kısımda çeviriyorum. İlmek yönümüzün düz olması için ilmeğimizi çeviriyoruz. Modelimizin bu sırasında bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzümüzü de ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Model kısmına kadar düz olarak örüyorum. Bu sırada popcornlarımızı yapacağız. Arada olan düz ilmeğimizin üzerine popcorn yapacağız. İki zincir çekiyorum. 1.75 milimde tığ kullanıyorum arkadaşlar. İpinizi öreceğiniz herhangi bir tığ da olabilir. Üç kez de
trabzan yapacağım. 2 tane zincir çekip 3 tane de trabzan yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. 1 tane zincir çekip ilmeği tekrar şişe geçiriyorum. Bu şekilde popcornlarımızı modelimizin arasında olan ilmeğin üzerine yapıyoruz. Arada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine arada olan ilmeğimin üzerine popcornumu yapıyorum. Bu sırada sadece popcorn yapıyoruz. 2 ilmek, 2 zincir çekip 3 tane trabzan yapabilirsiniz. Hepsini birlikte toplayıp ilmeği şişe geçiriyorum. Çok sade ve şık bir model oluyor arkadaşlar. Bu sıramızı da popcorn yaparak ilerleyelim. Arka yüzümüzü ters olarak örüp gelelim. Modelimizi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi model aralarında 4 sıra düz, 4 sıra ters, toplamda 8 sıra öreceğiz. Daha sonra tekrar model yapacağız. Şimdi 4 sıra düz, 4 sıra ters, toplam 8 sıra örüp gelelim. Popcorn yaptıktan sonra 4 sıra ön yüzde, 4 sıra da arka yüzde, toplamda 8 sıra düz olarak ördüm. Şimdi yine bu sırada ajur yapacağız. 6 ilmek pat ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi iki popcornun arasına da ajur yapacağız. İki popcorn arasında 12 ilmeğimiz var. 6 ilmek bir tarafa, 6 ilmek de bir tarafa ayırıp tam orta kısma popcorn yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. 3, 4, 2 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. Ve 6 ilmeğim bu tarafta olacak. Bir dolama yaptım. Ve düz olarak örmeye devam ediyorum. Yine popcorn ilmeğimden sonra 6 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5. ve 6. ilmeğimi bir dolama yaparak ajur yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Yani iki ajur arası 12 ilmek olacak şekilde ayarlıyoruz. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Yine popcorn ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 2 ilmeğimi de sayarsak 5 ve 6. Tekrar dolama yapıyorum.
Bu şekilde sırası sonuna kadar iki popcorn arasına bir tane ajur yaparak ilerleyelim. Arka yüzümüzü de ters olarak tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geçtim. 4 ilmek düz ördüm. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajurumuzun hem sağına hem de soluna yine ajur yapacağız. İki ilmek ördükten sonra iki ilmeği keselim. 4 ilmek olarak fazla ördüm arkadaşlar. Şimdi iki düz ilmek ördüm. İkisini birlikte örerek kestim. Bir dolama yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çeviriyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Diğer ajuruma kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ajurdan önceki iki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen ajurumuzun sağına dolama yaparak tekrar bir ajur daha yapıyorum. Ajurumuzun üzerindeki ilmeği düz olarak örüp tekrar bir dolama yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeği çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine arada olan ilmeklerimi örüyorum. Yine ajurumuzun hemen yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Ajurumuzun üzerindeki ilmeği düz olarak örüp tekrar dolama yapıyorum. İlmeği çeviriyorum. Hemen yanındaki ilmeği çeviriyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz. Yine buradaki ajur ile buradaki ajur arasında 8 sıra örmüştük. Yine aynı şekilde 8 sıra ön yüzde 4 sıra arka yüzde de 4 sıra ters olarak toplamda 8 sıra örüp yine burada popcorn modelimizi uygulayacağız. Burada yapmış olduğum ajurdan sonra ön yüzde 4 sıra arka yüzde de 4 sıra örüp geldim arkadaşlar. Toplamda 8 sıra örmüş oldum. Şimdi 6 ilmek haroşa ördüm. 9 ilmek de düz olarak ördüm. Yine ilk yaptığımız modelin aynısını yapacağız arkadaşlar bu sırada. Buradaki modelin tam üzerine gelecek şekilde modelimizi yapmaya başlıyoruz. 9 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada olan popcorn ilmeğimizin tam üzerine yine gelecek şekilde ayarladım. Arada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde yeleğimizi örelim arkadaşlar. İlerleyelim. Yine 8 sırada bir modelimizi koyalım. Daha sonra yeleğimizin alt kısmını haroşa olarak örüp yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimizin beden kısmını tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncü popcorn sırasından sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzümüzü de ters olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Üç sıra haroşa öreceğim. Arka yüze geçip arka yüzde örerek kesim yapacağım.
haroşa olarak örmeye devam edelim. 3 haroşa sırası örüp gelelim. Üç haroşa sırası ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Kesmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmüş olduğum ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde düz olarak örüp kesiyorum. Keserken ilmekleri çok sıkıştırmayalım. Gergin durmasın. Bu şekilde düz olarak örüp keselim. Yeleğimizi tamamlayalım arkadaşlar. Yeleğimin düğmelerini diktim. Yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Çok şık ve sade bir model oldu. Beyaz renge de çok yakıştı. Sizler de mutlaka birer tane örün arkadaşlar. Yeleğimizin arka kısmı da bu şekilde. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.